Bakın benim uzun süredir tırpanlamaya çalıştığım özelliğim var. Ben bir cihaza çok kolay bir şekilde çöp derim. Çünkü bir cihaza kolay bir şekilde çöp denilmesi gerekiyor ki insanlar ondan uzak dursun. Bu özelliğimi uzun bir süredir tırpanlamaya ve olaylara başka açılardan bakmaya çalışıyordum. Ta ki bu cihaza kadar. General Mobile Gen 23 bu fiyatla tam bir çöp. Şimdi şunu açık konuşmak lazım. Bakın telefon öneren insanlara bakın. Kolay kolay kimse General Mobile önermez. İddialı konuşmuyor ama kanalında General Mobile'ı ciddi manada öneren az sayıda kişiden biri benim. General Mobile GM1 Plus olsun, beğendiğimi söylemiştim. General Mobile Gen 11 Pro'yu görece beğendiğimi söylemiştim. Gen 22 Pro'nun belli fiyatlarda görece rekabetçi, görece iyi bir cihaz olduğunu söylemiştim. Hani benim GM'e garezim yok. Vakti zamanında da GM 9 Pro'yu. Birkaç arkadaşımı aldım ve gayet memnun bir şekilde kullandılar. Ortada şöyle bir sıkıntı var. Bu cihaz çöp. Bu cihaz çöp. İnatla üzerine gide gide çöp çöp demek istemiyorum ama ortada düzgün bir ürün yok. Fiyatı malum. Fiyatı 5200 TL ve size sunduğu işlemci Helio G37. Hani arkadaşlar öyle lafı dolandırmaya gerek yok. Bu ürünün General Mobile Jam ailesinde bile bir karşılığı bir anlamı, bir rekabet şansı yok. Siz kalkıp da bu kadar firma içerisinden General Mobile e ikna olduysanız 4300 TL'ye GM22 Plus satılıyor ve Helio G80 işlemcisiyle satılıyor. Baya da memnun kullanıcısı var bu cihazın. Yani baya memnun kullanıcısı var bu ürünün. Ben bu ürünü önerdiğim vakitler özellikle yorumlara bakıyordum. İnsanlar cihazın hızından ve pil performansından memnun. Neden? Çünkü G80 gibi o fiyat bandı için iyi bir işlemci var. Neden? Safımsı ve Android var. Ve neden? 6000 mAh pil var. Çok basit bir şey söylüyorum. 4 600 TL'ye satılan cm 22 Plus 5200-5300 TL fiyatına bakayım. 5200 TL'ye çıkan cm 23'ten daha iyi bir cihaz. Cem mi almak istiyorsunuz? Cm zaten güncelleme gelmiyor. Zaten siz bu cihazı alaraktan güncelleme ömründen, güncelleme gelmeyeceğinden, General Mobile'ın güncelleme performansının iyi olmadığından haberdar olarak bu ürünü alıyorsunuz. Bu durumu bilerek bu ürünü alıyorsunuz. Bu şartları kabul ettiğinizde cm 22 Plus Gen 23'ten daha iyi. 5200-5300 TL'ye eğer mesele oyun oynamaksa Cem Gen 21 Pro'nun kendisi ve New Edition'ı var. New Edition'ın alınması öneriliyor. Helio G90 işlemcisiyle G37'den çok çok daha güçlü. Hatta bu fiyat bandı için bile gerçekten güçlü bir ürün ve 6 GB RAM var. Hani mesele buysa ikisine de güncelleme gelmeyecek. Bu Android 12 ile geldi çok makbul bir ürün mü oldu? Android 12 ile geliyor. General Mobile'ın sitesinde verdiği bilgi bu. Bu ürünü Android 12 ile sürdüğünü söylüyorlar. Önemli özelliklerin üzerinden hızlıca geçelim. Bunun üzerine yorum yapalım. 4 GB RAM var. 4 GB RAM'de RAM genişletme özelliği var. 128 GB depola var. Bu çok önemli değil. 50 GB micro SD kart özelliği var. Bu güzel bir detay. 6.52 inç 720p ekran var. Kıyasla derseniz GM22 Plus'ta 1080p ekran var. Helio G37 işlemci var denilmiş. G37'ye sonradan geleceğiz. 3 tane kamera var denilmiş. 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera. 8 megapiksel f2.0 kamera var denilmiş ama bunun ne olduğuna dair hiçbir bilgi vermemiş General Mobile sitesinde. Muhtemelen bu geniş açıdır. Bir tane de makro kamera denilmiş. Ayrıca üründe 1080p video kaydı var. Şimdi bu 50 megapiksel nedir? Bakın ben yüksek ihtimal ihtimalle söylüyorum. Bu 50 megapiksel Samsung'un JN1'dir. Bu JN1 bize ittirmişlerdir. Bunda benim hiç şüphem yok. GM22 Plus'ın sensörünü bilmiyoruz ama muhtemelen muhtemelen diyorum çünkü piyasada 48 megapiksellik bir sensör görüyorsanız yüksek ihtimalle 1 bölü 2 inç sensör vardır. Ki JN1'in sensör boyutu 1 bölü 2.71 inç. Yani iki cihaz arasında GM22 Plus lehine ciddi bir kamera sensör avantajı var. Bunu da söylemek lazım. Tahminlerime göre söylüyorum bunu. Onu da söyleyeyim. Hani ortada net bir rakam yok. Bu cihaz mesela Android 12 ile geliyor. Önemli bir özellik. Bu cihaz 5 mAh pil, 15 Watt hızlı şarjda geliyor. Android 12 ile geliyor. Android 12'yi yorumlamak gerekirse bir defa yeni çıkmış bir cihazın Android 13 ile gelmesi gerekiyordu. Bu ayrı bir dava. Bu ayrı bir davanın yanı sıra mesela bu fiyatlandığında Vivo Y22s var. Snapdragon 680 işlemcisini kullanıyor. 128 GB depolama yerine 64 GB depolama var. Vivo 22 ste General Mobile mı? Vivo mu? E Vivo. Bu ürünün Vivo olmasını geçtim. Bu cihaz Android 12 ile geliyor. İki tane sürüm güncellemesi sözü aldı. 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü aldı. Ve ayrıca Vivo Y20 kez şu an bir tane güncelleme aldı. Android 13 ile çalışıyor. Bunu da ayrıca yanında söylemek lazım. Bakın bu segment yani 6000 TL, 7000 TL, 6 zaten birçok soruna sahip. Birçok ürünün tartışıldığı ve, ve tabiri caizse onu harca bir yerde siz kalkıp da Helio G37'li bir cihazı masaya böyle tabiri caizse vurursanız aha benim ürünüm bu derseniz size yapılacak eleştiri de o sertlikte olur. G37'nin bu fiyat bandında imkan ve ihtimali yok Helio g 37'nin bu fiyat bandında hiçbir alınabiliri yok. Bunu böyle tekrar tekrar söylemeye, tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Aslında ben üzerinde konuşulmaya değecek bir cihaz olduğunu da düşünmüyordum. Ama bana Discord'da "Videosu gelecek mi? Videosu gelecek mi?" diye birkaç tane soru geldi. Bunun üzerine ben bir video çekmek istedim. Hem ayrıca kanala bir video olur diye düşündüm. Bakın bu cihazı almayı düşünüyorsanız ben baştan söylüyorum. Soranlar olacaktır. Bu cihazın hiçbir alınabiliri yok. Bunu alacağınızda 4600-4500 TL yakalayabilirseniz ve Canon Mobile almak istiyorsanız, Cyan 12 Plus alın. Paranızı çöpe atmayın. Ha Android 11 kullanmış Android 12 kullanmışsınız. GM 22 Plus Android 12 gelecek falan filan dediler ama sanırım daha gelmemiş. Son sözleri söylemek gerekirse. Hiç böyle lafı uzatmaya gerek yok. Alılır mı? Kesinlikle alınmaz. Şöyle söyleyeyim. Yani bu cihaz 3000 TL'ye düşse de alınmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu cihaz 3000 TL'ye düşse de alınmaz. Çünkü artık günümüzde bu seviye donanımların hiçbir alınabilirliği yok. Yani G37 tamam mı? Sizi götürmez. En nihayetinde bugün 12.000 TL altında bir şekilde taksit imkanı var. Alışveriş kredisi vesaire vesaire. 12 taksiti yaptırır geçersiniz, düzgün model alırsınız, uzun bir süre kullanırsınız. 3.000 TL'de büyük para, 5.000 TL'de büyük para, 6.000 TL'de büyük para. En nihayetinde bu ürünler bir senede, iki senede atılan ürünler değil. Buna göre bir seçim yapmak lazım. Anlatılabilecek, üzerinde konuşulabilecek başka bir şey yok. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Ve son olarak şunu söylemek lazım. Zor kazandığınız parayı yanlış tercihlerle çarçur etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.